Merhaba arkadaşlar. Ben Yücel Can Can. Bugün sizlere ardışık sayıların toplamı formülünü öğreteceğim. Ardışık sayıların toplamı formülü öncelikle bir formülü öğrenelim ya da bilenler için hatırlayalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu bize terim sayısı formülünü veriyordu. Çarpı ortanca terim. Ortanca terimde son terim artı ilk terim bölü 2. Payda da daima 2 bulunuyor. Peki buna ne tür örnekler verebiliriz? Birinci örneğimizde başlayalım. Hemen birinci örnek diyelim. Birinci örneğimiz 10 11 12 sayılarının ardışık olarak 36'ya kadar toplamını istesin bizden. Dikkat ediyorsanız buradaki artış miktarı birer birer. Peki nasıl çözüm üretiriz biz buna? Bunu da şu şekilde çözelim. İlk terimi önce tanıyalım en küçük sayı ilk terim, son terim en büyük sayımız. Nasıl yapacağız burada? Hemen formülü uygulayalım. 36'dan 10 çıkartıp artış miktarı olan 1'e bölüyorum ve 1 ekliyorum. Bu bizim terim sayısı formülümüzden dolayı. Sonra ortanca terim kuralı son terim artı ilk terim bölü 2. Son terimimiz 36, ilk terimimiz 10 ve payda da daima bölü 2 vardı. Peki, 36'dan 10 çıktı, 26, bir ekledik, 27 geldi buradan, değil mi? 36 ile 10'u topladım, 46, 2'ye böldüm, kaç oluyor burası da 23. Yani bu toplamın sonucu 27 ve 23 sayılarının çarpımı biçiminde olacak. Peki farklı bir örnekle yolumuza devam edelim. İkinci bir örnek. Bakalım nasıl bir örnek. Hemen ikinci bir örnek yazmamız gerekirse bunu da şu şekilde yazıyorum. Bu örneğimiz en küçük sayıyı 16 olarak alsın. Daha sonra 18, 20, yani ardışık çift sayılar 44'e kadar olan sayıların toplamını sorsun bize. Peki bu toplamın sonucunu bulalım formülümüzü kullanarak. Yine ilk terim son terimi görmek istersek ilk terimimiz 16 son terimimiz 44. Formülümüzü uygulayalım. 44'ten 16'yı çıkardım. Bu defa artış miktarı 2. Bölü 2 artı 1 diyorum. Daha sonra çarpı ortanca terim. Ortanca terim neydi? Son terim artı ilk terim bölü 2 idi. Peki 44'ten 16'yı çıkardığımda 28. 28'i 2'ye böldüğümde 14. 14'e 1 eklediğimde 15 sonucuna ulaşıyorum. Eğer ki hatalı bir işlem yapmadıysam 44 ile 16'yı topladığımda 60, 2'ye böldüğümde 30 sonucuna ulaşıyorum. Yani işlemimizin sonucu 15 çarpı 30'dan 450 olarak bulunur. Üçüncü bir örnek yapalım. Kalemimizin rengini yine kırmızıya döndürelim. Üçüncü bir örneğimizde böyle biraz daha yukarı kaldırdığımızda sayfamızı üçüncü örneğimiz gelsin. 3. örnek için bakalım. 3. örneğimiz 21 23 25 ve son terimimiz 57. Bu toplamın sonucunu bize sorsun. Hocam peki bunu nasıl yapabiliriz? Yine aynı yöntem. Artış miktarı 2 2. İlk terimimiz belli, son terimimiz belli burada. Biz yine bilmiyormuşçasına ilk terim son terim ve aradaki artış miktarını görüyorsunuz. Ardışık terimler arası fark 2 2. Yani 21'den 23'e kaç artmış? 2 artmış. 23'ten 25'e 2 artmış ve bu devamlı bir şekilde ilerlemiş. Formülümüzü uygulayalım. 57 eksi 21 bölü 2 artı 1 çarpı 57 artı 21 bölü 2. Peki 57'den 21'i çıkarttığımda 36, 2'ye böldüğümde 18, 1 eklediğimde 19 elde ediyorum terim sayısının 19 olduğunu gördüm. Ortanca terim 57 ve 21'i topladığımda 88, 2'ye böldüğümde 44 sonucunu elde ediyorum. Bu çarpımın sonucu bize buradaki toplamı verecektir. Dördüncü bir örnek yapalım. Bakalım dördüncü örneğimiz ne çeşit bir örnek olacak. Dördüncü örneğimizle daha da iyi pekiştirmiş oluruz bu formülü diye düşünüyorum. Dördüncü örneğimiz en küçük sayımız 12 yani ilk terimimiz. 19, 26 artış miktarını fark ettiyseniz 7, 7 artmış. Ve son terimimiz ise 75. Bu toplamın sonucunun ne olduğunu bize soruyor. Kalemimizin rengini bir kez daha maviye döndürelim. İlk terimimiz burada 12, son terimimiz ise 75. Peki formülü uygulayalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani terim sayısı formülü. 75'ten 12'yi çıkardım. 7 7 arttığını vurgulamıştım. Bölü 7 artı 1 diyorum. Çarpı ortanca terim. Yani ne olacak burası? 75 artı 12 bölü 2 biçiminde olacak. İşlemleri yapalım. 75'ten 12'yi çıkarttığımda 63, 63'ü 7'ye böldüğümde 9, 9'a 1 eklediğimde 10. 10 çarpı 75 ve 12'yi topladım. 87, 87 bölü 2 oluyor. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak sonucun 5 çarpı 87'den hatta bu dikkat sonucu da yazalım. 435 olarak geldiğini görürüz. Bir başka örnekle daha da iyi pekiştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bir beşinci örnek yapalım. Kalemin rengini önce kırmızıya dönüştürüyorum. Beşinci örneğimiz şöyle bir örnek. 103, 105, 107 ve son olarak 197 sayılarının toplamının kaç olduğunu söylüyor. Tabii ki 103 ve 197 arasındaki tüm tek sayı, tek tam sayıları 103 ve 197 de dahil olmak üzere toplamak isteyen bir soru. Bakalım burada formülümüzü kullanalım. İlk terimimiz 103, son terimimiz 197. Artış miktarına dikkat ettiyseniz 2 2 artıyor. Yani ardışık tek tam sayılar biçiminde bir artış var. Peki uygulayalım formülümüzü. Son terim 197 idi. 197 eksi 103 yani ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. Çarpı yine son terim artı ilk terim bölü 2 olarak yazılır. Peki 197'den 103'ü çıkarttığımızda elimizde 94 kalıyor. 94'ü 2'ye böldüğümüzde 47. 47'ye 1 eklediğimizde 48. 197 ile 103'ü topladığımızda 300. 2'ye böldüğümüzde 150 sonucunu elde ediyoruz. Yani 48 çarpı 150 bize bu toplamın sonucunu verecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler dilerim.